Herkese günaydın, iyi sabahlar. Fed öncesi son seansa baktığımızda kuvvetli bir yukarı hareket olduğunu gördük. Yani piyasalarda çok fazla bir düzeltme baskısı yok. Ara sıra 0.5 civarında eksiler görüyoruz ama nette baktığımızda yukarı trendin çok kuvvetli bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii bugün açıklanacak verilere baktığımızda Fed olmasaydı aslında önemli veriler var. Yani perakende satışlar nasıl devam ediyor? Çünkü yavaş yavaş işsizlik sigortalarının sona ermeye başladığını görüyoruz. Aynı zamanda istihdam piyasasının zayıfladığını görüyoruz. Dolayısıyla perakende satışların seyri önemli olacaktır. Yine kapatmaların başladığı bir dönemde PMI verileri nasıl olacak ki Almanya ve Fransa'da da gelecek olan PMI'ları takip edeceğiz. Bunlar aslında son derece kritik veriler ama Fed ne yapacak konusu biraz daha baskın olacaktır. Burada aslında birkaç tane beklenen alternatif var. Bir tanesi ki bunun olma ihtimali daha yüksek diye düşünüyorum. Zaten son tutanakta bahsettiler. Varlık alımları ile ekonomik performans arasında bir bağ kurulması, hatırlarsanız bundan önceki, yanılmıyorsam iki önceki FOMC toplantısıydı. Bu ilişkinin kurulmamasından kaynaklanan bir hayal kırıklığı olmuştu piyasada. Hani önümüzü görelim, daha ne kadar alacaksınız bilelim şeklinde. Bu bağ kurulabilir. İkinci sırada ise, ki ben bunun bu toplantıda olmasını gereksiz görüyorum ama piyasada böyle bir beklenti bulunuyor. Vade yapısında bir değişiklik yapılması, biraz daha uzun vadelilere ağırlık verilmesi ve elbette miktarın arttırılması. Miktarın arttırılmasına gerek var mı? Fed bilançosuna baktığımızda veya daha önceki videolarda gösterdiğim piyasadaki finansal koşulların seviyesine bence gerek yok. Ama işte SPV'ler kapanıyor, şu olacak, bu olacak diye yeniden ağlamaya geçen bir Wall Street'te olduğunu görebiliyoruz. Şimdi tabii ki FOMC toplantısı bugün açısından önemli bir toplantı ama aynı zamanda da mali paket ve bütçe konusunda tartışıyoruz. Şimdi bütçe konusunu tartışırken önemli bir nokta var, mali paket bütçe konusunu tartışırken. Şimdi piyasada genelde bu hesaba işte doları koyup bakarlar. Dolar yukarı gidiyor, dolar şurada, hazine bu kadar çekti, şöyle çekti ama konumuz dolardan öteye bir durum şu anda baktığımızda. Hazine Mart krizinden bu yana ne olur ne olmaz başlığı altında diyelim, ciddi anlamda para toplamış durumda. Yani Fed'de bulunan hazine hesabına bakıyoruz, aşağı yukarı 1.5 trilyon dolarlık bir para var burada. Bu para aslında normal koşullarda rezervlerde durması gereken bir paraydı. Tabii hazine operasyonları neticesinde hazinenin hesabına kaymış durumda. Dolayısıyla mali genişlemenin gelmemesi, bütçe konusunda bir anlaşma olup olmamasına bağlı olarak bu paranın belli bir kısmı, tamamı veya hiçbir senti bile hareket etmeyecek veya hareket edecek. Dolayısıyla önümüzdeki yıl önemli bir konu olacak bu. Yani hazinenin ne kadar borçlanacağından, ne kadar harcayacağından, faizler üzerinde nasıl bir baskı kuracağından, rezervleri Fed kontrol edebilecek mi, edemeyecek mi, eğer harcanırsa gibi pek çok soru işareti de burada duruyor. Ben biliyorsunuz genelde mali paketin gidişatını çok önemsiyorum. Piyasa bunu hiçbir şekilde fiyatlamıyor. En kötü Fed parasal genişleme ile mali genişlemenin yerini tutar diye bakıyor ama o kadar basit olduğunu düşünmüyorum. Buradaki gelişmelerinde çok önemli olacağını söyleyebiliriz. Bu arada tahvillerden neyse birazdan o konuya geçeriz, tahvil konusuna. Şimdi parite tarafına gelirsek, parite tarafında açıkçası piyasadaki hisse senedi piyasasından biraz daha zayıf bir seyir var diyebiliriz. Burada benim Fed beklentim
Yani daha az şey yapacak olması şahin bir beklenti değil aslında. Yani burada şahinlikten bahsedecek bir durum hiçbir şekilde söz konusu değil, ama böyle bir gözlükle baktığımızda, yani piyasanın beklediğinden daha azı bu toplantıda yapılırsa dolarda biraz bir toparlanma yaşayabiliriz beklentisi olduğu için 1.22-15'i aşmadığı sürece ve Fed beklentimle baktığımda aşağıya doğru bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Ama Fed hem varlık alımının kompozisyonunu değiştirir, bir ihtimal artacağına dair sinyaller verir, hala çok kaygılıyız gibi yaklaşır diye düşünüyorsanız 1.22-15 kırılacaktır ve 1.25'e doğru, aslında önümüzdeki sene gideceğiz ama daha hızlı bir şekilde bugün itibariyle hareketin başlayacağını söylemek de mümkün. Dolayısıyla çok da takılmıyorum. Yani 1.22-15 kırıldığında 1.25'e doğru pozisyon alınması gerektiğini düşünüyorum. Buradan altın tarafına geçelim. Altın tarafında, aslında değerli metaller tarafında dün veya bugün itibariyle önemli bir hareketlilik var diyebiliriz. Kendi başına baktığımızda altının 1850'yi aşmış olması pozitif bir gelişme. Şimdi geride 50 günlük ortalama var. Yani 1872-75'ler civarı bu seviyelerin aşılması gerekiyor. Ama benim için asıl konu, her zaman söylediğim gibi, gümüşün önden gitmesi olduğundan dolayı gümüşün bu seviyelerde nasıl hareket edeceği. Dikkat ederseniz gümüş 50 günlük ortalamasını zaten aşmış durumda. Bunu pozitif olarak değerlendiriyorum. Ama aynı zamanda da daha önce geri döndüğü, şu birkaç gün önce aşamayıp geri döndüğü düşüş trendini de bir kez daha zorluyor. Bu trendin üzerinde kapatması durumunda altını da peşinden sürükleyecektir. Dolayısıyla buradaki altın değerlendirmesini ben gümüş üzerinden yapıyorum. Altın-gümüş oranında gümüş lehine bir hareket istiyorum ki altında tekrar topa girdim, yukarı trend başladı diyebilirim. Buradaki görüyorsunuz uzun süredir yatay gidiyor altın-gümüş oranı. Buradaki problem ne? Yeni bir katalizör lazım. Yani altın fiyatları şu anda enflasyon beklentileriyle uygun seviyelerde. Dolayısıyla yukarıya doğru eğer devamını istiyorsak Fed tarafından veya başka bir gelişme, yani hızlı bir toparlanma olabilir. Enflasyon beklentileri ona bağlı olarak da yükselebilir. Bir sert yukarı hareket görmemiz gerekiyor. Zaten görüyorsunuz son 18 ayın en yüksek seviyesine gelmiş durumdayız. Farklı göstergeler üzerinden de baktığınızda net bir toparlanma olduğunu enflasyon beklentilerinde görebiliyoruz. Ama 1850'lik fiyat zaten ağırlıklı olarak bu toparlanmayı yansıtıyor. Yani 1.95'ler civarını yansıtıyor. Dolayısıyla daha fazlası lazım ki altında daha kalıcı bir ralliden bahsedebilelim veya benim asıl altın alma nedenim, yani karşı taraf riskinin artmasından kaynaklanan bir ralli olacak. Bu ikinci alternatif. Şimdi altın ve gümüş tarafı iyi gidiyor. Bir toparlanma var ama bu akşamki kararlar tabii ki etkili olacak. Aynı zamanda platin tarafında da yeniden 1035'in üzerine doğru bir hareket olduğunu görüyoruz. Zaten yeşil hidrojen hisselerine de baktığınızda sert yukarı hareketler yine olmaya başladığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu seviyelerin üzerinde tutunması topyekün bir altın rallisinin tetiklenmesi de, pardon, değerli metaller rallisinin de tetiklenmesi anlamına gelecektir. Önemli bir seviye olduğunu düşünüyorum. Yani 35'lerin üzerinde bir maliyetlenme şuradaki uzun süreli tabandan kurtuluş anlamına geleceği için yukarıya doğru sert bir trendi başlatacaktır. Dolayısıyla bir değerli metal portföyü üzerinden eğer gidiyorsak platinyum tarafına da belli ölçüde bakmak gerekir diye düşünüyorum. Petrol tarafında hemen grafiği açarsak yukarı hareket sakin bir şekilde devam ediyor. Buradaki, çok pardon, hemen bir kontratların genelini açmak istiyorum. Kontratların genel hareketine baktığımızda vade yapısının yavaş yavaş yine kısa vadede daha yüksek fiyatlara doğru dönmeye başladığını görüyoruz. Özellikle WTI tarafında
biraz daha zayıf bu görüntü, ama Brent tarafına baktığımızda biraz daha net bir şekilde fiyatların toparlanmaya başladığını görüyoruz. Bu hem talep açısından, kısa vadeli talep açısından pozitif bir işaret arttığını gösteren bir durum, hem de o hep konuştuğumuz işte petrolün eksiye geçtiğinde ciddi anlamda zorlanan, vade geçişlerinde zarar eden petrol fonları taşıyan yatırımcılar açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Yani çok büyük paralar yapılmayacaktır bu kadar küçük farklar varken vade geçişlerinde, ama en azından daha önceki dönemde yapılan zararların da bir kısmının yazılmayacağını söyleyebiliriz. Vade değişikliği olduğunda o açıdan pozitif bir gelişme. Hala bakırda, petrolde aslında güzel yükselişler görüyoruz. Enflasyon beklentilerini de destekleyen gelişmeler olarak görüyoruz bunları, ama hala takip ettiğim özellikle Mısır tarafında net kırılma gelebilmiş değil. Şimdi buradaki yavaş yavaş insanlar özellikle kuraklık üzerinden gıda fiyatlarının yukarı gideceğini yazıp çizmeye başladı. Tam olarak durum o değil aslında isterseniz. Yani buradaki hareketleri dikkat etmemiz gerektiğini uzun süredir söylüyorum, ama bunun altında kuraklık veya sadece diyelim veya kuraklık veya iklim değişikliği yatmıyor. Bunun altında 2014'ten bu yana çok ciddi anlamda tarım iflaslarına bakarsanız artan tarım iflasları var. Daha önce de söyledim, özellikle kapatmaların olduğu dönemlerde tarlaya gidemiyorsunuz. Tarlaya gittiğinizde örneğin gübre size ulaşmıyor. Gübre size ulaşsa ürünü pazara götüremiyorsunuz. Ürünü pazara götürseniz insanlar pazara eskisi kadar gelemiyor gibi aslında bir yığın bir silsile var. Yani kuraklık olsa da olmasa da tarım işletmelerinin başının dertte olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada hala fiyatların yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bir kırılma olması durumunda Mısır'ı biraz daha yakından takip ediyorum. Çünkü daha baskı altında kalmış olan emtialardan bir tanesi. Özellikle burada bir kırılma olması durumunda potansiyelin de çok ciddi anlamda yüksek olduğunu düşünüyorum. Şurada hemen açarsam göreceksiniz. Sıkışmış vaziyetteyiz. Ve bir süredir de aslında bu seviyeleri test edip duruyor Mısır. Dolayısıyla gerçekten bu seviyelerin üzerine doğru net bir hareket yapabilirse o zaman daha sert bir yükselişten bahsetmemiz mümkün. Şu an için sadece takip listesinde tutuyorum. Şimdi 10 yıllıklara da bakalım. Az önce enflasyon beklentilerinden bahsettim. 10 yıllıkların da tabii nominal faizlerin de ne kadar yükselecek olması reel faizler açısından önemli. Bugün Fed'den gelecek açıklama önemli. Vade yapısını değiştirmesi, biraz daha ileri vadeye kayması alımların elbette burada etkisi olacaktır. Bir ikinci detayda aslında çok önemli değil ama TIC verileri, yani yabancıların Amerikan tahvillerinde veya varlıklarındaki hareketi gösteren veri açıklandı. Burada ana ülkelere baktığımızda veya toplam rakama baktığımızda çok büyük bir değişiklik yok. Japonya her zaman olduğu gibi veya her zaman demeyeyim bir süredir olduğu gibi bir numara olmayı sürdürüyor. Hafif satışlarda bulunmuş. Bu arada gecikmeli bir veri olduğuna dikkatinizi çekerim. Çin tarafı yine hafif satışlarda bulunmuş gibi gözüküyor. Hedge fondlar vesaire, bunlara baktığınızda çeşitli detaylar var. Biraz ilgi çekici olan Belçika tarafı. Belçika genelde Çin'in işlemlerini yansıtan finansal hub olma özelliği açısından kritik ve Çin'in işlemlerini yansıtır. Burada bir 20-21 milyar dolarlık bir artış görüyoruz. Aslında Çin'in rakamları enteresan. Yani hem buradaki rakamları hem rezerv rakamları ilginç. Çünkü Çin bir süredir çok ciddi anlamda ticaret fazlası verirken rezervlerinde veya tahvil stoğunda önemli bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Çin'in hesaplarında tutmayan bir şey var. O açıdan Belçika'daki bu hareket önemli diye düşünüyorum. Bunları kes, Türkiye tarafında bir değişiklik var mı derseniz, hayır, Türkiye tarafında bir değişiklik söz konusu değil.
Bizim de stoğumuz son derece düşük. Biliyorsunuz Rusların peşinden biz de satmıştık ve herhangi bir burada yükseliş söz konusu değil. Tabii şu anda bulamadım Türkiye'yi. Şurada görüyorsunuz 1.9 milyarda sabit kalmış durumda. Bitcoin tarafına gelelim. 19.500'leri zorluyoruz ama geçemiyoruz. 19.500 seviyesi kırıldığında sert bir ikinci yukarı dalganın başlayacağını düşünüyorum. Ama bu seviyeler ne ile kırılacak tam da bilmiyorum. Tabii şu anda şu diğer ekrana gelirsek eğer biraz bir gelecekte satış baskısı olabilir mi korkusu gelmeye başladı. Dün itibariyle çıkmış bir haber biliyorsunuz. MT. Gox aslında en eski ve dönemin en büyük borsalarından bir tanesi. Burada hukuki sorunlar çıkmıştı. Dolayısıyla da borsa kapatıldı. Pozisyonlara kayyum atandı. Ve şimdi dün itibariyle gelen açıklamaya baktığımızda orada bir pozisyonların geri verilmesi umudunun doğduğunu anlıyoruz. Aşağı yukarı 140 bin adet Bitcoin'den bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir miktar söz konusu olduğunda tabii ki insanların aklına bu Bitcoin'ler acaba satış olarak piyasaya döner mi sorusunu getiriyor. Dönebilir tabii ki, sonuç olarak ciddi bir kar var. Zaten eğer hesap bazında takip ediyorsanız bir yandan ciddi miktarda Bitcoin'in borsalardan çekildiğini görüyorsunuz. Neden çekiliyor? Bir, bu senede bazı skandallar yaşadık. Dolayısıyla insanlar bazı borsalara olan güvenini kaybetti. Oradan kendi soğuk cüzdanına çekiyor. İkincisi, kurumsal yatırımcıların ciddi anlamda alım yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla onlar da çekiyorlar. Bu borsadaki miktarı azaltıyor. Ama bazı balina hesaplar, büyük hesaplar üzerinden takip ettiğinizde de aslında satış maksatlı buraya ciddi miktarda Bitcoin geldiğini görüyoruz. Benim günün sonunda şu anda gelen satışlara veya işte bu 140 binlik Bitcoin üzerinden baktığımızda Bitcoin'in yaygınlaşması, hani borsa için söylenir ya, tabana yayılması açısından ben pozitif görüyorum. Yani bir anda 20 bin 25 bine çıkmış olan bir Bitcoin'de ufak ufak alımlar yapmak daha zorlaşacak. Ama arada gelen düzeltmelerle daha ucuz fiyatlardan bizim gibi insanların alması, yaygınlaşması açısından daha pozitif görüyorum. Dolayısıyla elbette sadece fiyata baktığımızda ciddi bir yeni flow gelmesi negatif bir gelişme. Ama Bitcoin'in gelişme açısından baktığımızda bu tip adımları ben çok da negatif görmüyorum. Çok da bitirici adımlar olarak görmüyorum. Aksine yaygınlaştırıcı bir adım olacağını düşünüyorum. Ethereum tarafında da çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Burada da aslında Bitcoin'e paralel bir hareket izliyoruz. Yukarıya doğru bir kırılma için 625'lerin aşılması gerekiyor. Muhtemelen ikisi beraber hareket edecektir zaten. Akşam kısa bir Fed notu tabii ki geçeceğim. Çok teşekkür ediyorum.